Merhaba değerli basketbol severler. NBA ile ilgili yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Bu konseptte NBA'in asla kırılamayacağını düşündüğüm 5 rekoruna bakacağız. Kanalıma destek olmak istiyorsanız bu videoyu izledikten sonra sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda yeniyseniz veya bu izlediğiniz ilk videomsa kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Çünkü kanalım genellikle basketbol ve özellikle NBA 2K içerikleriyle dolu. İyi seyirler. NBA'de bir daha kırılamayacak 5 rekor. 5 numara Boston Celtics'in yeniden dirilişi. 2007 sezonunda Boston Celtics sezonu sadece 24 galibiyetle tamamlamıştı. Paul Pierce'ın sakatlandığı, Delonte West, Gerald Green ve Ryan Gomez'in olduğu 2007 Boston Celtics'in en az 5 yıl daha yeniden yapılandırmayla uğraşacağı düşünülüyordu. Ama bir sonraki sezon Boston Celtics 5. sıradan seçtiği Jeff Green karşılığında Seattle'dan Ray Allen'ı aldı. Ondan sonra Al Jefferson ve birkaç seçim hakkı vererek aldıkları Kevin Garnett'i kadrolarına kattılar. Ve bir önceki sezonda NBA'yi sondan birinci olarak bitirmişken 2008 Boston Celtics NBA'in en iyisiydi. 2008 sezonunda 66 maç kazandılar. Yani geçen sezondan 42 galibiyet daha fazla. Ve ondan sonra NBA şampiyonu oldular. Ama bizim odak noktamız 42 maçlık yeniden diriliş. Çünkü böyle bir geri dönüş bir daha yapılamayacak gibi görünüyor. Bu rekoru egale etmek için birden çok şeye ihtiyacınız var. 1. Kötü bir takımınızın olması gerekiyor. 2. Takımınızdaki yıldız oyuncunuzun sakatlanması gerekiyor. Yani bu yüzden takımınız alacağı mağlubiyetten daha fazla mağlubiyet alıyor. 3. Süperstarlarını takas edebilecek bir rakip takım ve bunu karşılayabilecek bir bütçenizin olması gerekiyor. Ve ondan sonra bir ayda son 20 yılın en iyi takaslarından 2 tanesini ard arda gerçekleştirmeniz gerekiyor. Artık yaşı geldiği için bir şampiyonluk kazanmak için her şeyi yapacak Hall of Fame oyuncular. Sezonda her maçı playoff gibi oynayacak yıldızlar lazım. Bütün bu imkanlar dahilinde böyle bir rekorun kırılması neredeyse imkansız. Yani Boston Celtics bir sezonda 24 galibiyet alırken diğer sezonda 66 galibiyet aldı. Diğer sezonda önceki sezonun 44 maç üstüne çıktılar. Sıradan bir takım için 44 galibiyet playoff'a girmek için yeterlidir. Adamlar bir önceki sezonlarına 44 galibiyet eklemişler. En son bu kadar yükselen tek takım 1998 sezonunun San Antonio Spurs'uydu. 1998 sezonunda önceki sezonun üstüne 36 maç eklemişlerdi. İlk beşlerinin potu altında Carl Herrera ve Will Perdue varken ertesi sezon ilk 5 potu altı Tim Duncan ve David Robinson'dı. Yani böyle bir geri dönüşün inanılmaz olduğunu söylediğim zaman bana güvenin. 4 numara. Bir sezonda en çok teknik faul alan oyuncu. Rasheed Wallace NBA'in her zaman halk deyimiyle en haşin oyuncuları arasında bulunmuştur. Her zaman bir türlü yerinde durmayı beceremeyen oyunculardan olmuştur. 2001 sezonunda 41 kere teknik faul yemiştir. Yani bu her iki maçta bir tane teknik faul almak demek oluyor. Günümüzde kıyaslayacak olursak 2016 sezonunun bu konudaki lideri 17 teknik faullü DeMarcus Cousins'tı. Bu rekorun bir daha kırılmayacak olmasının nedenlerinden bir tanesi de NBA'in kurallarını değiştirmiş olması. Ama eskiden işler oldukça farklı işliyordu. Bir sezonda 41 teknik faul olan Rasheed Wallace o sezonda 77 maç oynayabilmişti ve para cezasından da 25 bin dolar vererek kurtulabiliyordu. Ama bu günümüz NBA'inde artık mümkün değil. Bunların en büyük nedenleri 1. Para cezaları arttırıldı. 2. Artık 16 teknik faul eşittir 1 maç cezası demek. 3. 16. teknik faulden sonraki her 2 teknik faulde 1 maç cezası yiyorsunuz. 2006 sezonunda bu kurallar NBA'de işlemeye başladığında teknik faulleri yüzünden maç cezası olan bir oyuncu var, o da Rasheed Wallace. Yani Rasheed Wallace'ın 2001'deki rekorunun kırılması mantıken mümkün değil. Çünkü günümüz NBA'inde bir oyuncu 41 kere teknik faul alırsa 13 maç ceza almış olacak. Yani bir oyuncu Rasheed Wallace'ın rekorunu kırmak istiyorsa 69 maçta 41 tane teknik yemek zorunda. Ayrıca bunun yanında 87.500 dolar ödemek zorunda kalır. Ve gerçekçi olalım, günümüz NBA'inde bir oyuncu 41 tane teknik yerse büyük ihtimalle bir suç işlemiştir ve hapse bile atılabilir. Bunun nedeni de günümüz NBA'inin kendi imajına verdiği önem. Gerçekten kendi imajlarına çok önem veriyorlar ve bu yüzden bu rekoru kimsenin geçebileceğini düşünmüyorum. 3 numara, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncusu. NBA efsanelerinden bahsederken çoğunluğun unuttuğu bir isim var. John Stockton. NBA tarihinin en istikrarlı oyun kurucularından bir tanesi olan Stockton, 19 yıllık NBA kariyerinde 1504 maça çıktı ve toplamda 15.806 asist yaparak bu alanda rekor kırdı. Yani düşünün, 19 yılda 15.806 asist. Bu rekorun yanına yaklaşan bile olmayabilir. Çünkü John Stockton, 19 yıllık NBA kariyerinde sadece 22 maç kaçırdı.
Bunun yanında kariyerindeki asist ortalaması 10.5. Yani maç kaçırıp kaçırmamasının yanında yaşı kaç olursa olsun çıktığı maçlarda 10 asist ortalaması tutturdu. Kariyerinin son döneminde 40 yaşındayken hiçbir maçı kaçırmadı ve yaklaşık 8 asist ortalamasıyla oynadı. Yani şöyle söyleyeyim, adam 40 yaşında sezondaki bütün maçları oynamış ve yaklaşık 8 asist ortalaması tutturmuş. Bütün bu söylenenlere hiç kimse şaşırmadı çünkü Stockton'ın hayatında iki hedefi vardı. Birincisi basketbol oynamak ve diğeri arkadaşlarına kolay pozisyonlar hazırlamaktı. Stockton için pas vermek her zaman bir numaralı hedefti ki bunu zaten istatistikleri belli ediyor. NBA'in en çok asist yapan oyuncuları listesine bakalım. Birinci sırada John Stockton var. 15.806 asistle. İkinci sırada Jason Kidd. 12.901 asist. Ve üçüncü sırada Steve Nash. 10.335 asistle yer alıyor. Yani şöyle düşünün, bir oyuncu 82 maçın hiçbirini kaçırmadan ard arda 4 sezon oynayıp maç başına 10 asist ortalaması tutturursa toplamda 3.280 asist yapmış oluyor. Yani John Stockton, NBA tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusundan en az 4 sezonun tamamını oynamış kadar önde görünüyor. Günümüz NBA'inde John Stockton'ın rekoruna yaklaşabilecek tek isim Chris Paul gibi görünüyor. O da 11 sezonda 7.688 asist yaptı. Yani anlayacağınız üzere John Stockton'ın bu rekoru pek geçilecek gibi görünmüyor ki 15.000 asist nedir yani? 15.806 hatta. 2 numara. NBA tarihinde en çok şampiyonluk yaşamış oyuncu. 13 yıllık kariyeri olan Bill Russell tam anlamıyla bir kazanan olarak emekli olmuştur. Boston Celtics formasıyla 11 şampiyonluk kazandı ve en önemlisi 8 kere ard arda şampiyon oldu. Bence bu iki istatistiğin yanına bile yaklaşılamayacak çünkü günümüz NBA ve eski NBA arasında gerçekten çok büyük farklar var. Günümüz NBA'inde 30 takım bulunuyor. Yani her takımın şampiyon olma ihtimali 30'da 1. Bill Russell'ın oynadığı zamanlarda NBA'de 8 ya da 9 takım bulunuyordu. Bu da demek oluyor ki her takımın şampiyon olma ihtimali 8'de ya da 9'da 1. Yani bu yüzden Bill Russell ve zamanın Boston Celtics'i günümüz NBA takımlarına göre çok daha avantajlıydı. Bunun yanında NBA 1950-1960 yıllarında çok daha farklıydı. Bill Russell'ın zamanında serbest piyasa ya da bütçe sınırlaması tarzında şeyler yoktu. Yani bir oyuncu takım değiştirmek istiyorsa direkt takaslanıyordu ya da takımdan çıkabiliyordu. Bu yüzden zamanında süper oyuncularla dolu bir kadro oluşturmak daha kolaydı. Kıyaslayacak olursak, günümüz NBA'inde yıldız bir oyuncuyu takımına katmak isteyen takımlar bütçesini ona göre ayarlamalı, bütçe sınırlamasına göre bir kadro oluşturmalı. Yani günümüz NBA'inde 1960'lı yıllardaki gibi yetenekli oyuncularla dolu bir Boston Celtics oluşturmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Yetenekli oyuncular demişken, Bill Russell kariyeri boyunca şu anda Hall of Fame seçilen 16 farklı oyuncuyla oynadı. Ayrıca her sezon birlikte oynadığı en az 4 oyuncu Hall of Fame'di. 1963 sezonunda Boston Celtics kadrosunda 8 Hall of Fame oyuncu vardı. Yani bir takımda 8 tane Hall of Fame oyuncu, bu bayağı inanılmaz bir şey. Ayrıca bu diğer yandan Bill Russell'ın 8 kere ard arda şampiyon olup toplamda 11 kere şampiyon olmasını da açıklıyor diyebiliriz. Yani bana sorarsanız bir takım kadrosunda 8 tane Hall of Fame oyuncu bulundurmadığı sürece bu rekor bir daha asla kırılamayacak. 1 numara. Will Chamberlain'in sayılamayan rekorları. İşte Will Chamberlain'in elinde tuttuğu NBA rekorları. Bir maçta en fazla sayı atan oyuncu. Bir yarıda en fazla sayı atan oyuncu. Bir maçta en fazla şut atan oyuncu. Bir sezonda en yüksek sayı ortalaması tutturan oyuncu. NBA tarihinin en çok rebound alan oyuncusu. Bir sezonda artık siz ne derseniz. NBA'in güncel arşivine bakacak olursak Will Chamberlain şu anda elinde 72 tane rekor tutuyor. Bu ne abi? 72 rekor ne ya? Adam belli ki kendi zamanının ötesinde bir oyuncuymuş. Pivotların boy ortalamasının 1.93 olduğu, zar zor smaç basılabilen zamanlarda 2.16 boyuyla pota altını domine eden Will Chamberlain, bazı kişilere göre günümüz NBA'inde bile inanılmaz atletizme sahip bir pota altı oyuncusu olurmuş. Hatta bazı yazılarda yazılana göre UCLA'de 3.66'lık potalara smaç bastığı söyleniyor. Bazı görüntülerde reboundları pota boyundan çekip aldığını görebilirsiniz. Zamanında söylenenlere göre bazı profesyonel koşu ve zıplama sporcularıyla yaptığı yarışmaları kazanmış. Bu göz ardı edilebilecek bir bilgi değil. Will Chamberlain'in zamanındaki kurallar onun topla daha çok oynamasına, daha rahat pozisyon bulabilmesine neden oluyordu. Bu sayede daha çok sayı buluyor, daha çok rebound alıyor ve daha çok her şeyi yapabiliyordu. Bu da NBA'deki rekorların yarısına sahip olmasının nedenlerinden bir tanesi olabilir. Will Chamberlain'in avantajlı olduğu konulardan bir tanesi ise maçlardan neredeyse hiç çıkmamış olmasıdır. Bütün kariyeri boyunca neredeyse ortalama 46 dakika sahada kalmış. Yani maçlarda dinlenmemiş. Hatta maç başına 48.5 dakika süre aldığı bir sezonu bulunuyor ki bu da kırılması mümkün olmayan rekorlardan bir tanesi daha. Wilt kariyerindeki bütün maçları oynamış çünkü bunu yapabilecek kondisyona sahipmiş.
bütün sayı rekorlarını kırmış çünkü NBA'in en iyi oyuncusuymuş. Bütün rebound rekorlarını kırmış çünkü en atlet ve en güçlü oyuncuymuş. Basketbol hayatının dışında çok dikkat çekici bir bilgi buldum. 1991 yılında yazılan A View From Above kitabında Will Chamberlain hayatı boyunca 20 binden fazla kadınla seks yaptığını söylemiş. Bu günde ortalama 1.4 kadınla birlikte olmak demek. Ama yaptığı açıklamalara göre Will Chamberlain her gün birisiyle birlikte olmadığını ama günü geldiğinde bir günde 5-6 kadınla birlikte olduğunu açıklamış. Yine de her şeye rağmen o rekorları kırdığı için ve hala elinde tuttuğu için ona çok büyük saygı duymamız gerek. 20 bin kadın da ne bileyim ölçmedim ki. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Konsept hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Kaynaklar ve yazı açıklamada yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Çeviri tamamen bana aittir. Onu da söyleyeyim. Ve böylelikle bu konseptin ilk videosunun sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.